Evet, şimdi köftelerimiz yuvarlar. Ben bu köfteleri evet, böyle hayal etmemiştim. Tamam. Böyle hayal etmiştim. Rosto gibi şekil zannettim. Bunları şimdi daha sonra kızartacağım. Şu dolma biberlerin içini oyalım mı? Evet, o dolma biberlerin içini oyalım Kadir Bey. Senin çocuklar kaç yaşında? Üçü de yani üç yaşıtları. Oğlum 11. Tamam. Kızım 8, en küçüğüm de 2,5. Uuu, araları da çok yok. Evet, pirincimi peş. Bulamadım ben. Sen nasıl? Pirincini suya koydun ya kızım. Yok, o pilavlık için. Diğeri. Nerede? Ha tamam. Bir şey diyeceğim, sen bu üç çocukla hem ev işine hem çamaşır hem bulaşığa nasıl yetişiyorsun? Yetişiyorum Kadir Bey, hiç zorlanmıyorum. Yetişilir, yetişilir. Müdür Hanım size bir şey soracağım. Büyük çocuğunuz diğer kardeşlerinin öz kardeşi olmadığını öğrenince bu konu konuşuldu mu? Bir sorun falan oldu mu? Konuşulmadı ya. Yani hiç öyle bir şey yaşamadım çok şükür. Aralar ne? Hiç bozukluk, yok, hiç şükür, bozukluk şükür, olmadı gerçekten. Peki kendini farklı hissetti mi? Yani ayırt edilme gibi duygusu mu hissetti mi diyorsunuz oğlundan için? Evet, bu durumdaki çocuklarda belki böyle bir duygu olabilir diye sordum. Yok, gerçekten ne eşim ne çocuklar arasında hiç öyle bir şey yaşamadılar yani. Aman aman. Gerçekten. Ama şey zaten baba tarafından hiç hani evde bir yabancılık çekmediği için, öz benimsediği için bir de o konuda sıkıntı olmaz. Aynen. Çünkü yani benim eşimle evlendiğimde oğlum 1,5 yaşındaydı. Onu babası biliyor. Çok güzel. İşte erken hiç... yaşta olması çok güzel oluyor. Aynen. Gözün onu açıyor. Öğrendiğinde de hiç merak etmedi yani benim babam yani kim, nedir, ne değildir. Siz ona babasının hikayesini anlattınız mı? Anlattım. Öğrendiğinde karşımıza aldık, oturduk. En azından her şeyi öğrenmiş. Konuştuk, her şeyi anlattık. Biliyor onu diyorum ki, işte. Terk ettiğini ilişkin. Tabii tabii. Hepsini anlattım. Olayın sizinle alakalı olmadığını da öğrendim. Bu süreç devamında bir psikologla falan tekrar gidiyoruz, tekrar... Gidiyoruz, aynen. Şimdi bilemezsin odaya kapanıp içinde neler... Yok canım, gerek yok. Her şeyde de psikoloğa gitmeye gerek yok. Ay burada ama... ne gamsız herif? Hayır, gamsızlıktan değil. Doğru bir şekilde anlatırsın. Anlamıştır da şimdi kendi kafasına bir şey yorabilir. Evdeki mesela şimdi eskiden belki... Kadir bir dakika dur. Seyircilerimiz şu anda hiçbir şey anlamadı. Olay neydi? Münir Hanım'ın biliyorsunuz ki daha önce ilk bir evliliği olmuş ama... Maalesef ki eşi tarafından hiç iyi değer görememiş ve 2,5 aylık hamileyken beyefendi aldatmış ve terk etmiş. Münir Hanım da tek başına güçlü bir kadın olarak çocuğunu doğurmuş, gayet de güzel büyütmüş. Tabii ki ikinci kere de evlenmiş. Şimdiki eşinden de 2 çocuğu var. Ve hiçbir zaman bu hani babası olmadığına dair hiçbir şey bilmiyormuş çocuk. Da maalesef ki küçük bir mesaj yüzünden öğrenmek zorunda kalmış. Evet, yani Münir Hanım zaten söyleyecekmiş de bunun ortamını hazırlamak istemiş. Ama maalesef ki biraz erken olmuş. Aynen. Ama yine de bir problem çıkmamış şükür çocuk tarafından belki bir... Yok çok şükür hiçbir hani şekilde bir şey olabilirdi, bir tepkime de olabilirdi. Niye benden sakladınız, niye yalan söylediniz? Ama bunun onun iyiliği için olduğunu anlamış evet, neyse aynen. ki. Annesine karşı gayet saygılı. Ya ben korktum Münir'e, bir de. Şöyle bir dönersen daha. Nasıl bir tepki vereceğini bilmediğim için çocuğumun hani korktuğum için hep erteledim. Hırçın olabilirdi belki i̇şte, ama aynen. bunu işte mesela şimdi 15, bir de ortaokula başladı ya Kadir Bey, derslerini etkiler. Hani o korkuyla hiç söylemedim. 15-16 yaşında olsaydı belki ergenlik hırçınlığıyla birleşip daha büyük şey olabilirdi. Evet. Neyse ki daha yaşı küçük. Bir de bu hani şu anki babasından gayet ilgi ve şefkat gördüğü aynen. için bir zorluk çekmemiş. Siz bunu Allah razı olsun eşinizden. Evet gerçekten. Ama yine de eşin içinde zor bir şey. Neden biliyor musun? Ben kendi açımdan düşünüyorum. Şimdi mesela evdeki kendi diğer çocuklarına bağırdığında bir şey olduğunda çocukların aklına hiçbir şey gelmez. Ama şimdi diğerine belki normal bir şekilde sinirlendiğinde bile aklında ister istemez belki bir şey oluşabilir, oluşmayabilir. Bu işte o süreç çok zor bir süreç aynen. ya. Karşı tarafla anlayışlı olmak gerekiyor. Keşke şu ama arkasını ben... almasaydınız daha iyi olacaktı bu soğanların. Nasıl? Neyini almışım? Arkasını almasaydınız. Niye? Hani şimdi dağılacak. He, bir ne bileyim direkt soydu. Ben ona normal tahtada doğrayacağız sandım. Yok. Ben mesela ben senin böyle yerinde daha olsaydım. Böyle daha kolayıma geliyor. Ben senin yerinde olsaydım hayatta söylemezdim. Başkasından duyması. İyi ama hep korkacaktın. Bugün mü öğrenecek, yarın mı öğrenecek? Bir gün mutlaka ortaya çıkacak. Çocuğun soy ismi farklı bir kere. Bize ya. Geç kalınmış bile dediler. Ya şu miras işi olmasaydı soyadını da değiştirirdim ben. Yok soyadın değişmesinde mirasta hiçbir sıkıntı olmuyormuş. Ben ha. onu sordum tabii. Sen niye onu 1,5 yaşında soyadını değiştirmedin? İşte o zaman bilmiyorduk yani. Keşke değiştirseydin o zaman hiç anlamazdı da. Siz onu iyi araştırdınız mı? Öyle bir şey olmayabilir. Yok araştırdım. Çünkü şey kütükten ayrılıyor ya çocuk. Bu sefer hem şu anki babasından yani şimdiki eşimden hem de o babasından faydalanabiliyor. Doğru DNA testi ama DNA testi alamaz. Eşiniz kendisinden faydalanmasın diye mi soyadını değiştirmedi? Allah seni kahretmesin. Hayır, şu anlamın içinden geçenlere bak. Asla siz. Şaka yapıyorum şaka. Siz de hiç şakadan anlamıyorsunuz. Gerçekten. Bir şey diyeceğim, sen olsaydın kesinlikle soyadına geçirtmezdin. Kendi babasından daha iyi. Peki sen söyler miydin? Mesela çocuğuna senin aslında öz annen mesela bu... Ben söylemezdim de başkası söylesin isterdim. Mesela eşim söylesin. Bana bu... Aa! Bilmem ki, söylemek çok zor. Söylemek çok zor? Düşünsene, çocuğu karşına alıyorsun. Ne diyeceksin? Senin baban...
Ne diyeceksin ki? Ben bunu... Münire, efendim? Biz şimdi annemle kavga ediyorduk, tamam mı? Anneme diyordum ki, şöyle gerçek bir ailem olsa, bilsem ki ben evlatlığım, çıkıp gelip beni alsalar diyordum şöyle. Zengin bir aile, hiç arkama bakmadan koşar giderdim diyordum. Annem diyordu ki, ya peki böyle fakir, yardıma muhtaç bir aile senin gerçek ailen olsaydı? Hiçbir yere gitmezdim çünkü ben buraya emek verdim. Bu eşyalara dünyanın aynen parasını saydım. Şu kapıdan kimse beni çıkartamaz. Sen makara yapıyorsun tabii. Tabii canım, Allah kimselere göstermesin. Bu ne bu? Tuz attım. Hayır, onu demiyorum. Hazırladığınız şey ne? Dolmanın içi. Ha, zeytinyağı. Pardon. Zeytinyağlı biber dolması. Zeytinyağlı biber dolmasının malzemelerini okuyorum. 3 adet kuru soğan, 1 su bardağı pirinç, 1 su bardağı bulgur, 1 adet kapya biber, pul biber, karabiber, kimyon, kuru nane, sıvı yağ, 1 adet domates ve 2 yemek kaşığı salça. Bu kapya biberin ne işi var bunun içinde? Çok güzel oluyor. Biberin içinde biber. Yani en üstüne ev biber, içine biber olmaz arkadaşlar. Bilindiklerin dışına çıkmayı seviyorum. Aa, yani kendimden varmış. Bir şeyler katmayı seviyorum. Sen de anneannem gibi aklına geleni koyuyorsun bir şeylerin aynen içine. Benim anneannem çekmecede ne kadar baharat varsa yemeğin içine koyuyor. Hiç yakışır yakışmaz. Diyor ki, o çok güzel oldu, çok güzel. Şimdi yağ koyuyoruz. Bunun özelliği bulgurlu olması. Evet, bulgur, pirinç. Daha besleyici, daha güzel oluyor. Biraz da nane atacağım. Nanem nerede? Dünkü lahananın içi çok lezzetliydi. Güzel olmuştu. Bir de şey, lahana piştikten sonra da içinin lezzetini korumuştu. İyice karıştım tabii. Evet, lahana güzeldi. Yani mesela bazısı dolma yapıyor, içi çok lezzetli. Ama suya girince hırç oluyor. Yani suyu şeye karışıyor. Tadıma da gidiyor, yani hiçbir şey kalmıyor. Çok fazla böyle şeker atacağım. Şeker niye attık içine? Zeytinyağlı ya, biraz tatlılık versin. Bunları yıkadınız. Evet, yıkadım gayet güzel. Sudan geçirdim onları. Pencereyi de çıkarayım. Doldur at. Hoppala paşam, malkara keşan. Doldur at değil, biberlerin için çıkardık, yıkadık. Sürü malzemeyi kattık. Evet, Münire Hanım'a büyük onur ödülü geliyor. Vallahi doğru. Biberin içini çıkardınız. Çok zor iş. Kadın uğraştı o kadar. Kolay yemek diye bir şey yoktur. Şimdi bu bulgurla ya pirinci eşit pişirebileceğim mi? O da var yani. Pişer pişer Kadir Bey. Ama lezzetli gün. Kokusu çok güzel. Bir içine çek. Güzel baharatı. Siz de yiyin de görün onu. Hadi bakalım, inşallah pişince de bu lezzeti kalır içinde. Köftelerimiz burada duruyor. Kadir, kalk hareketlen biraz. Bir saniye bak. Dolma biberlerimizi gayet güzel doldurduk, yemyeşil. Yalnız sen bunu suyuna niye salça koymadın? Yok, koymuyorum zeytinyağlıya. İçinde var ya zaten, onun suyuna çıkacak. Kısık ateşte pişiyor. Patateslerimize bakın, haşladık. Suyunu süzdük. Bunlara ne koyacaksın şimdi? Sütünü koyacağım, tereyağısını koyacağım, kaşar peynirini koyacağım. O zaman kaşarı rendeleyeyim ben bir evet, yandan. Evet, kaşar peynirini siz rendeleyin. Tamam, bir saniye. Brokolleri sirkeli suya koymuştum. Evet, senden aynen ricam, dön şu kameraya doğru görsünler senin yüzünü. Heh. Evet, sirkeli suya yatırmıştım. Şimdi güzel bir şekilde yıkıyorum. Haşlamaya tamam koyacağım. Kaşarlarımızı rendeliyoruz efendim. Yalnız kaşar da güzel kaşarmış. Kaşar da pahalı, 80 lira o. Olmuş mu? Olmuş tabii, 80 lira kaşar. Paketi. İşte bir kilo kaşar 80 lira olmuş. Eskiden o paraya kıyma alınıyordu. Yemeyin kaşar. Allah sonumuzu hayretsin Kadir Bey. Kaşarsız da olmuyor ama en sevdiğim peynir de kaşar peyniri. Biz de sağ olsun program sayesinde burada işte ağzımıza atıyoruz bir iki. Kız, senin poğaçaların vardı. Nerede onlar? Evet, duruyor Kadir Bey. Az versene şu kaşarların içine koyalım. Yemediniz, tatmadınız. Tadına bakmadık bir türlü. Evet. Evde artık millet akciğer röntgeni gibi keşiyor kaşarı salamı. Nasıl durumda revani daha kabarmadı? Kabarmış. Kabarmış. Kabarmış mı? Evet. O bakın, poğaçaları nereye sakladılar acaba? Getiriyorlar. Ha, getirsinler. Sade poğaça değil, kekim de var Kadir Bey. Ona da hiç bakmadınız. Ama sade dediniz poğaçaya. Sadece ya kekim yok. Şey, poğaçam yok. Kekim de var diyorum. Poğaçan çok güzel olmuş. Afiyet olsun. Hemen. Blender'im neredeydi Kadir Bey? Siz buna şeker mi koydunuz? Altında varsa bir tatlılık var değil mi? Şekeri çok koymuşsunuz. Hiç de çok değil. Yumurta. Hayır, içine, iç harcına. Güzel değil mi? Tatlılık vermiş. Ben çok umurum. Takma dişi çıkmış amca gibi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.